Selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, haya ve edep incisi Hazreti Osman. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Osman radıyallahu anh. Kim Hazreti Osman? Bunu, bu mübarek zatı tanımaya çalışalım. Evet. Elmas renkli bir inci billurdan da duru o cennetlerin şimşeği, nebinin göz nuru o, onda iman, onda aşk, onda nurdan çağlayış, görülmüş mü alemde böyle yürek dağlayış, Rabbin rızası için malı canı saçtı hep, peygamber bahçesinde çiçek çiçek açtı hep, cömertlikte eşsizdi, güzellikte de tekti, ümmet gülistanında taze açmış çiçekti. İrfan denizine gark olmuş yüce erdi o, sanki billur bir ırmak, sanki bir kevserdi o. Nebi, dünya ahiret dostum demişti ona, 40 kızım olsa dahi veririm, verir idim Osman'a. Evet arkadaşlar, bir şiirle meseleye başladık. Evet, haya ve edep incisi Hazreti Osman radıyallahu an inayet hazinelerinden mürüvvet ceferleri saçan, hakikat nurlarıyla gönlümüzü aydınlatan, türlü çeşit nimetleriyle bizi rızıklandıran, ezeli ve ebedi var olan Allah'ımıza hamd ederim. Allah'ın sevgilisi, topyekun zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi Cenab-ı Mustafa'ya ve onun Ali ashabına salat ve selam ederim. O Nebi-i Muhterem, o varlık nuru, o iki cihanın ebedi sultanı şöyle buyurdular. Cehenneme müstahak olanlardan 70 bin insan Osman'ın şefaati ile bila hesap cennete dahil olurlar. Ve yine buyurdu, cennette her Nebi için bir refik vardır. Benim de refikim Osman İbni Affan'dır. Ve bir gün güneşler yanan mukaddes gönlünü Cenab-ı Hakk'a açıp dediler. Allah'ım, gerçekten ben Osman'dan razı oldum. Sen de ondan razı ol. Ve bu duayı 3 defa tekrarladılar. İşte Hazreti Osman radıyallahu an Resuller serverine ve bu kadar sevgiliydi. Allah ve Resulünün rızasına ermiş ve gönlü billurlaşmış bir sultandı. Biliniz ki peygamberler peygamberinin iki kadri yüce kızını almak bütün alemde ondan başka kimseye nasip olmamıştır. O güzel bir efendiydi. Çifte nura sahip bir güneşti. Bu iki nura sahip olana ay ile güneş bile gıpta eder. O yol güneşi ve din büyüğü Cenab-ı Mustafa'nın iki gözüne ve gözünün ışığına nasıl sahip olduğu düşünün. Onun yüce gönlü bilgiden meydana gelmiş bir büyük denizdi. Bedeni hilimden yapılma kamil bir dağdı. Edebi ve hayası melekleri bile utandırırdı. Takva ve fera deniziydi. Bütün insan oğluna Allah müjdesini getiren Peygamberimiz Efendimizin kardeşim Osman'ı kucakladım. Kimin bir kardeşi varsa onu kucaklasın. Buyurduğu eşsiz büyük kainatta en sadık peygamber dostu. Dünyanın da dinin de en ulusu. Onun için efendiler efendisi dediler ki gökte melekler bile Osman'ın hayasına bakar da utanırlar. Bu ne yücelik, bu ne iş. Böyle bir sultanı tanıyıp bilmeyenler
ebedi kördür. Varlık aleminde ona bir düşman varsa biliniz ki o adam adam değildir ve insanlıktan fersah fersah uzaktır. Hüviyet. Ebu Abdullah ve Ebu Amr diye iki künyesi vardır. Babası Affan. Beşinci babada sonsuzluk nebisinin nesebine ulaşıyor. Alemin rahmetinin büyük dedesinden olan Abdümenaf da Cihan peygamberinin pak soyu ile birleşiyor. Kendisi aşereyi mübeşşereden cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. Hicretten 47 sene evvel doğmuş, 82 yaşında şehit edilmiştir. Büyük mal ve servet sahibi, güzel huylu, orta boylu, esmer renkli ve güler yüzlü kainatın efendisinin sözüne göre ikinci Yusuf'tur. Ruha düşen ateş. 34 yaşında iken cihanda en büyük sıddıkiyet ve teslimiyet örneği Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh eliyle ebedi kurtuluşa erdi. Müslüman oldu. İlk 4, birinciden sonra 5. Müslüman. Müslüman oluşu şöyle. Kendisi gibi zengin, dürüst bir tüccar olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile samimi arkadaş idiler. Sıddık-ı Ekber sonsuzluk yoluna ayak basınca arkadaşı Osman'ı da ilahi devletin saltanatına davet etti. Dedi ki, ya Osman, Allah bize lütfetti, ahir zaman nebisini gönderdi. Yolumuzu aydınlatacak ilahi bir ışık verdi. Hazreti Osman sordu, ya Ebu Bekir, bu ahir zaman nebisi kimdir? Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse hemen beni onun yanına götür. Peki ya Osman, Sıddık-ı Ekber radıyallahu an Hazreti Osman'ı Resuller serverine götürmeye hazırlanıyordu ki evinin kapısı çalındı. Tak tak. Kimdir o? Benim Allah Resulü. Sıddık-ı Ekber radıyallahu an kapıya koştu, saadetten uçuyordu. Hemen alemin fahrini davet etti. Buyur ey Allah'ın Resulü, varlık nuru. Evi şereflendirdiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an başına konan bu gökler dolusu devlet karşısında adeta kendinden geçti. Allah'ın sevgilisini köşeye oturttular ve Hazreti Osman'ı takdim ettiler. Ey Allah'ın Resulü, Osman da burada. Şimdi sizi ziyarete gelecektik. Ne devlet ki siz burayı şereflendirdiniz. Kainatın efendisi etrafına nur saçıyordu. Hazreti Osman'ın vicdan sayfeleri şimdi hakikat nurlarıyla dolacaktı. Efendiler efendisi Osman'a hitap ettiler. Ya Osman, Allah'ın ihsan ettiği cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Hazreti Osman birden infilak etti. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Ve içi dışı iman ile nur ile dolu verdi. Saf, berrak ve temiz kalbi İslam'ın güneşi ile aydınlandı. Cihanda en büyük ve en sadık peygamber dostu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Osman'ı tebrik etti. Hazreti Osman'dan dinleyelim. Allah Resulü'nün mukaddes dilinden duyduğum sözler o kadar saf, sade ve o kadar manalı idi ki hemen kalbime yer etti. Derhal kendiliğinden ağzımdan şehadet kelimesi döküldü. Elimi Allah sevgilisinin eline verdim ve Müslüman oldum. Hazreti Osman'ın rüyası. Hazreti Osman radıyallahu an varlık nuruna
Ey Allah'ın Resulü dedi, Şam'dan bir haberle geldim. Biz Muaz ile Zerka arasında bulunduğumuz ve uyuduğumuz sırada bir nida duyduk. Ey uyuyanlar uyanın. Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de zuhur etti. Mekke'ye gelince seni işittik. Artık iman alevi yavaş yavaş insanlık bacasından tütmeye başlamıştı ve Cenab-ı Osman'ın da İslam olmasıyla ilk iman kahramanlarının sayısı 5 olmuştu. Ebedi kurtuluşa eren Hazreti Osman'ın İslam'ı kabul edişi Mekke'de özellikle Beni Ümeyye Emeviler arasında bomba tesiri yaptı. Ona karşı amansız bir düşmanlık başladı. Küfrün köleleri iman arslanlarına dalalet mermileri yağdırmaya devam ediyordu. Cefa, insanlık ufkunda bir hidayet doğmuş, bütün alemi azametli bir nur kaplamıştı. Allah'ın alemleri kurtarmaya gönderdiği en büyük kurtarıcı ve en büyük önder Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın defteri kebrini açmış, canlarını kurtarmak isteyenleri ve ebedi kurtuluşa ermek dileyenleri bu defterin şeref köşesine kaydediyordu. Kainatın peygamberlerden sonra en büyük başı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Mekke sokaklarında köşe bucak dolaşıp nura susayanları tespit ediyor ve iman kıvılcımlarını gönüllere atıyordu. İşte onun tutuşturduğu parlak gönüller. Evet sevgili din kardeşlerim, Affan oğlu Osman, Avvam oğlu Zübeyir, Ebu Vakkas oğlu Sa'd ve Abdül oğlu Talha. Bunlar ilklerinden ve daha sonra cennetle müjdelenen onlardan. Evet arkadaşlar. Masum Efendi Hazreti Osman radıyallahu an Müslüman olduktan sonra kabilesinin ve aile kolunun türlü cefalarında göğüs gerdi ve hak yolunda kıl kadar dönmedi. Amcası Hazreti Osman'ın ebedi kurtuluşa erdiğini duyunca küplere bindi. O masum efendiyi bir direğe bağladı, dövmeye başladı. Eski dününden dönüp yenisine bağlandığın ve Muhammed'in peşine gittiğin için işte seni bu direğe bağlıyorum. Tekrar atalarının dinine dönmedikçe salıvermem. Gönlü iman nuru ile parıldayan genç mümin amcasının yüzüne karşı haykırdı. Vallahi ey amca ne yaparsan yap ben hak ve hakikat dinini asla bırakmam. Adam taş gibi donup kaldı. Yeğeninden böyle bir celalet beklemiyordu. Fakat iman nuru Hazreti Osman radıyallahu anh'ın gönül evine dolmuştu. Artık o hiç kimseden korkmuyordu. Onun bir tek gayesi vardı. Allah ve Resulünün rızasına ermek. Cihanda bundan büyük mutluluk ve saadet mi olurdu? Müşrik amca işkenceye günlerce devam etti. Bu bitmez tükenmez çileye Hazreti Osman radıyallahu an iman sinesini açtı. Mızraklar, hançerler, oklar ve kanlı pençeler onu dininden döndürememişti. Genç müminin gönlün sağlamlığının karşısında ihtiyar amca haya ve edep incisi Hazreti Osman'ı salıvermekten başka bir şey yapamadı. Ve o masumun iplerini çözdü. Hazreti Osman radıyallahu an en taşkın bir imanla avaz avaz bağırdı. Allah bir, Resulü hak ve ben Müslümanım. Bu iman, bu aşk ve bu metanet karşısında ihtiyar amca donup kaldı. Çifte nur. Haya ve edep incisi Hazreti Osman radıyallahu anh'ın lakabı Zin Nuriyen. Çifte nur sahibidir. Bu şekilde lakaplandırılışının sebebi biri
arkasından Allah Resulü'nün iki mübarek kızını almış olması. Evvela Rukiye ve onun ölümünden sonra Ümmü Gülsüm kainatta bir peygamberin iki kızını almış ilk insan, onun için çifte nur sahibi, varlığın sebebi olan peygamber buyuruyor. Osman İbni Affan dünyada dostumdur, ahirette de dostumdur ve yine ferman ediyor. Osman cennettedir. Nihayetsiz olan mülkün seyidi ve Kevser havuzunun sahibi Cenab-ı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatime Zehra adında dört mübarek kızı vardı. Allah'ın sevgilisine nebilik gelmeden önce kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm, Kuduz kafir Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Uteybe ile evlendirilmişti. Alemin fahri ne zaman ki tevhid olaylarını kainatın merkezine dikti ve insanları Rabbin risaletine davet etti, İşte o an Ebu Leheb çılgına döndü ve oğlunu karşısına alıp haykırdı. Onun kızını boşamazsan başım senin başına haram olsun. Utbe peygamber kızı Hazreti Rukiye'yi boşadı. Zaten Hazreti Rukiye sadece ona nikahlanmıştı. Henüz düğünleri yapılıp gerdeğe girmemişlerdi. İşte bu mübarek kızı haya ve edeb incisi Hazreti Osman radıyallahu an talip oldu. Varlığın sebebi olan peygamber bu teklifini kabul buyurdular ve Hazreti Rukiye'yi Osman'a nikahladılar. Şimdi saadetli bir yuva kurulmuş bulunuyordu. Bu yuvanın her yanından iman ve mutluluk tütüyordu. Ne var ki müşriklerin kanlı pençesi bu yuvanın da kapısına takılmakta gecikmedi. Artık Mekke onlara bir işkence fırınıydı. Daha fazla sabredemediler ve peygamberler peygamberinin müsaadesiyle Habeşlilerine hicret eylediler. Allah'ın Resulü damadı ve kızı hakkında şöyle ferman buyurdular. Onlar Lut aleyhisselamdan sonra mübarek ve yüce Allah'ın rızası uğrunda ilk hicret eden kimselerdir. Hazreti Osman ve mübarek zevce Habeş illerinde bir müddet yaşadılarsa da daha fazla vatan ve peygamber hazretine dayanamayarak tekrar Mekke'ye döndüler. Ne hazin bir tecelli ki yine aradıkları serbestliği bulamadılar. Çünkü Mekke müşrikleri Müslümanlara nefes bile aldırmıyorlardı. Gökte fıkırdayan güneş, yerde taşların akrep dişleri ve kumların alev saçan dilleri ve sokak sokak yerlerde süründürülen masum Müslümanlar bu durum karşısında ikinci defa Habeşistan'a göç ettiler. Hazreti Osman'ın Habeş diyarında Abdullah adında bir oğlu oldu. Haya ve edep incisi Hazreti Osman bu oğluna nispetle Ebu Abdullah künyesini aldı. Abdullah ancak 2 sene yaşayabilmiş ve ebediyet alemine göçmüştür. Hazreti Osman eliyle o mübarek yavruya kabrine koydu. Hazreti Rukiye'nin bundan başka çocuğu olmadı. Hilim, haya, ahlak ve yumuşaklık abidesi Hazreti Osman ve mübarek zevci nihayet Nur şehri Medine'ye gelip yerleştiler. Bedir Savaşı'nın hazırlığı esnasında peygamber kızı Hazreti Rukiye birdenbire hayatının baharında çetin ve amansız bir hastalığa yakalandı. Bu sebeple Allah Resulü Hazreti Osman radıyallahu anh'ı Medine'de kendi yerine vekil bıraktı. Kendisi bizzat iman ordusunun başına geçip Bedir istikametinde uçup gitti. Hazreti Rukiye'nin hastalığı tehlikeli bir hal aldı. Peygamber kızı dünyadaki son günlerini yaşıyordu. Nihayet Ramazan-ı Şerif içinde ebediyet alemine göçtü. Hazreti Osman radıyallahu anh gönülden yaralandı ve damla damla gözyaşı döktü. Çünkü elmas
kalpli ve inci gönüllü zevcini kaybetmiştir. Ona karşı çok hizmetlerini ve dini vecibelerini yerine getirmek üzere hazırlandığı Allah Resulü'nün mübarek kızının cenazesi yıkanıp kefenlendi ve namazı kılındı. Tam o anda Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Bedir zaferinin müjdesini Medine'ye getirdi. Medine'nin imanlı kadınları Hazreti Rukiye'nin kabrini ziyaret ederek gözlerinden şebnem damlası gibi yaşlar akıttılar ve ona dua ettiler. Haya ve edep incisi Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ince kalbi mübarek zevcesinin acısı ile sızlarken birdenbire Bedir zaferinin müjdesiyle sevindi. Hakikat yatağı kalbinde keder ve sevinç birbirine karıştı. Bir tarafta İslam ordusunun büyük ve ölmez zaferi, diğer tarafta peygamber kızının ebediyete intikali. Allah'ın sevgilisi topyekun zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi Hazreti Osman'ı çok severlerdi. Hakikaten Hazreti Osman radıyallahu an peygamber sevgisine layık yüce yaratışlı ve ince gönüllü bir insandı. Kalbi elemans renkli incilerle doluydu. Gece gündüz durmadan Kur'an okur, sabahlara kadar fitili kesilmiş bir mum gibi yanardı. Sanki Kabe mumuydu. O kadar saf, o kadar berrak, o kadar yumuşak, o kadar tatlı bir din eriydi. Onun hakkında insanlığın efendisi şöyle buyurmuşlardı. Her peygamberin bir arkadaşı vardır. Benim cennette arkadaşım Osman'dır. Osman İbni Affan dünyada dostumdur, ahirette de dostumdur. Bu ne iş, bu ne yücelik, bu ne saadet. İnsanda nasıl bir iman fokurdamalı ki kaynar suyu buzlu şerbet diye içebilsin. İşte Hazreti Osman'ın imanı ırmak ırmak çağlıyordu. Gönlü de denizler gibi engindi. Ey Yüce Allah'ım, öyle imandan bize de nasip et ya Rabbi. Bu elmas kalpli ve yüce imanlı insanı Allah'ın Resulü mahzun görmek istemiyorlardı. Ona Hazreti Rukiye'nin ölümü üzerinde o zaman henüz 17-18 yaşlarında olan Ümmü Gülsüm adındaki mübarek kızını verdi. Daha önceleri Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in oğlu Utaybe'ye nikahlanmış idi. Henüz yerde girmeye imkan bulamadan da ayrılmışlardı. Sebep malum İslam ve iman davası. Ebu Leheb isimli küfür kuduzu oğlu Utaybe'ye emir verdi. Allah'ın Resulü olduğuna iddia eden adamın kızını hemen boşa. Utaybe babasını tatmin etmek hususunda kardeşi Utbe'den de daha ileri gitmek istedi. Nikahlısını boşamak emrini alır almaz doğru kainatın farinin huzuruna çıkarak edepsizlikte en ileri bir lisanla aykırdı. Ben senin dinini inkar edenlerdenim ve seni sevmem. Sen de beni sevmezsin. İşte bunun için kızını boşadım. Alçak kâfir. Bununla da kalmadı. Allah sevgilisinin üzerine saldırdı. Canavar pençelerini yakasına attı ve onu sarttı. Onun Allah sevgisine ayna olan mukaddes yüzüne tükürdü. Dağlar taşları gökleri eritecek derecede bir şenaat insanlığın efendisi müşrik adamdan gördüğü muameleden fevkalade müteessir oldular. Ve ellerini kaldırıp Utaybe'nin cezalanması için Allah'a dua ettiler. Allah'ım ona canavarlarından birini musallat et. Ve Utaybe isimli lanetli cezasını bulmakta gecikmedi. Babası Ebu Leheb'le birlikte Şam şeferinde çıkmışlardı. Çölde bir canavar Utaybe'nin karşısına çıkarak onu parçaladı. Her yanını ilme ilme etti ve beynini kumlar üzerine akıttı. İşte peygambere hakaretin dünyadaki cezası öteler aleminde kim bilir daha neler çekecek. Allah Resulü'nün mübarek kızı Hazreti Rukiye'nin vefat etmesi Cenab-ı Osman'ı son derece üzmüştü. Hıçkırıklar boğazında düğüm düğüm oluyor ve gözlerinden damla damla yaşlar akıtıyordu. Varlığın sebebi olan peygamber onun teessürünü görünce ya Osman dediler.
Neden bu kadar kederlisin? Hazreti Osman'ın dudakları usul usul kıpırdadı. Ey Allah'ın Resulü, ben kederlenmeyeyim de kim kederlensin? Başıma gelen malumunuzdur. Mübarek kızınızın vefatıyla yalnız kaldım. Bu da hiç, bunun daha büyüğü, sizinle olan yakınlık ve hısımlık bağı kopmuş oldu. Artık böyle bir mahrumiyete uğrayan üzülmesinde ne yapsın? Allah Resulü'nün mukaddes yüzünde nokta nokta elmas ve hayal üstü bir gülümsey. Hazreti Osman radıyallahu anh'a şu müjdeyi verdiler. Cibril bana geldi ve dedi ki, kızın Ümmü Gülsüm'ü vefat eden diğer kızın Rukiye'nin mihri üzere ve onun sohbeti gibi Osman'a tezviç etmeni Allah sana emrediyor. O an Hazreti Osman'ın yüzünde saadet gülleri açıverdi ve sevincinden dolup taştı. Hazreti Ebu Hüreyya radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadis. Ey Osman, şu Cibril'dir bana haber veriyor ki Cenab-ı Allah Ümmü Gülsüm'ü vefa denen diğer kızın Rukiye'nin mihri ve sohbeti üzere sana nikahlanmıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın başına konan bu gökler dolusu devlet ve bu hiç kimseye nasip olmayan nimet. Bu mesut nikah hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayında kıyıldı. Aynı yılın Cemaizel ahir ayında da Ümmü Gülsüm Hazretleri Cenab-ı Osman'ın evine gelin olarak gitti. Artık Hazreti Osman'ın saadetine ve mutluluğuna diyecek yoktu. Mübarek hanesi sanki ebediyete açılan bir pencereydi. Kehanetin efendisi muazzez kızına hitaben buyurdular. Ey kızcağızım, kocan Osman'ı nasıl buldun? O Ceddin İbrahim'le baban Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a en çok benzeyen insan değil midir? Ey kızcağızım, Ebu Abdullah'a, Osman'a ihsanda bulun. Çünkü o bana ahlak bakımından eshabımın en çok benzeyenidir. Haya ve edebiniz Hazreti Osman radıyallahu an ile peygamber kızı Ümmü Gülsüm Hazretleri tatlı bir hayat sürüyorlardı. Bu kutlu izdivacın devamı müddetince saadetle dolup taşmışlardı. Ne var ki bu izdivaç ancak 6 yıl kadar devam edebildi ve bu evlilikten bir çocukları bile olmadı. 9. hicret yılında ilahi kaderin sırrı ortaya çıktı ve Allah Resulü'nün mübarek kızı Ümmü Gülsüm Hazretleri hastalandı. Hazreti Osman'ın ince kalbi derin bir sızı duydu. Başına bu da mı gelecekti? Fakat ecel rüzgarı can kandilini söndürmeye memurdu. Çaresiz bu kandil de sönecekti. Ah bu ölüm! Bu ölüm değirmenin nicelerini öğütmüş, nice canları almıştı. Ölüm öyle bir deniz idi ki giden bir daha çıkamıyordu. Nihayet takvimler hicretin 9. yılını Şaban ayını gösteriyordu. Ümmü Gülsüm Hazretlerinin hastalığı birdenbire arttı ve dünyadaki son anına da bir nefeste bitirdi. Anını da bir nefeste bitirdi. Dilinde kelime-i tevhid son nefesini verdi. Hazreti Osman'ın ızrabını hayal edebilirsiniz. O kadar ızrap duydu, o kadar kederlendi ki gözyaşları sakalını ıslatıyordu. Ahiretin reisi makamı Mahmud'un celisi, mücrimlerin suçluların elisi, Arap ve Acem'in medarı, iftiharı, dünya ve ahiretin ruhu ve berzahı, iki alemin saadet baharı Cenab-ı Mustafa buyurdular ki, eğer 10 tane daha kızım olsaydı onları birer birer Osman'a nikahlardım. İşte peygamber, peygamberinin Hazreti Osman'a karşı sevgi ve muhabbeti. Arkadaşlar bu bayağı bir uzun oldu bu video. İnşallah Hazreti Osman'ın hayatına devam edeceğiz arkadaşlar. Bayram Özen'de YouTube kanalıma abonelik eklemeyi, videolarımı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Dinleyin arkadaşlar.